Merhaba arkadaşlar, bugün biraz değişik bir video çekeceğiz. Biraz bir bilgisayar yapacağız. Yani biraz değişiklik olsun diye bir oyun videosu çekeceğim. Windows 7 üzerinde Purple Place oynayacağım arkadaşlar. Ona bakacağız. Şimdi bilgisayarımızın markası ne, ona bakarak başlayalım. Paca Cartwheel yazıyor üstünde. Ben yazı okumuyorum tabi. Bilgisayar bilgilerinden öğrendim. Üzerinde NVD ekran okuma sistemi kurulum. Belki bunun anlatımlarını da daha sonraki videolarda görürüz. Neyse. Şimdi bilgisayarımızın açma düğmesine bir kez basıyoruz arkadaşlar. Windows 7 sistem. Biraz küçük bir RAM var. 1 GB falan var. Evet, açma düğmesine açma düğmesi çıkık bu arada bunun. Bastığımız zaman bilgisayarın açılmasını bekliyoruz. İşlemci Intel Pentium işlemci ama daha 1.60 GHz hızında bir işlemci. Açılmasını bekliyoruz. Ekranı yanıp sönüyor açılırken. BIOS sıralamasını değiştirmişler. Ondan yanıp sönüyor. Böyle açılıyor. Yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. 1-2 dakika sonra tekrar yanıp sönüyor. Ve 1-2 dakika sonra da açılış sesi geliyor. Ama BIOS'un bunu değiştirilmişler. Ama BIOS'un kendi sıralaması şöyle olur. BIOS'un ne demek olduğu ile ilgili pek bilgi veremeyeceğim ama bununla ilgili video izledim sadece. Kısaca bilgisayarın açılış yeri, nereden açılacağı yapıldığı bir bölüm. Mesela Windows kuracaksınız, flash belleği seçmeniz lazım boot deyip. Ama şimdi bununla ilgili anlatım yapamayacağım. Neyse. Bugün Purple Place oynadığımı göstereceğim arkadaşlar size. Yanlışlıkla CD yerini çıkardım onu. Neyse tamam. NVDA açılmasını bekleyelim. Biraz hoparlöründe sorun var. O yüzden sesi cızırdamalı çıkıyor biraz. Böyle cızırdamalı çıkıyor. Şimdi Purple Place oynayacağım arkadaşlar. Bir pasta oyunu gibi bir şey. İlk grupta da oluşuyor. Birincisi Lego oyunu gibi bir şey. Böyle her Lego'nun içinde bir kart oluyor. Ve bu kartları eşleştirmemiz gerekiyor. Mesela bazı kart legolarda kek, bazılarda pasta. Onları eşleştirmemiz gerekiyor. Mesela birinciye bastınız, kek çıktı ortaya. Başka bir kartta yine kek var. Onu bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben oynayacağım oyunu. Sonraki oyunu da göstereceğim. Tüm programlar G'ye basıyoruz. Bazılarında O'ya basıp oyunlara gelmeniz gerekiyor. Gabes kapalı diyor. Sağ ok yapıyoruz. Ve buradan aşağı yukarı oklarla. Oyunumuz açılıyor. Purple Pills, Confi Jackets ve Purple Shop diye 3 tane oyun seçiliyor. Bunlara hepsine bakacağız. Evet, şimdi ben gireceğim oyuna ve oynayacağız arkadaşlar. Oyunları kaydediyor. Mesela yarıda bir nedenle kapattınız. Evet derseniz oyuna kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ben hayır diyorum. Tabii bazen böyle sorun yapıyor ama sonra düzeliyor bu. Bu oyun bazen yanıt vermiyor. Niyeyse benle. Evet geldi. Düzeldi şimdi. Şimdi bu kartları eşleştirmeye çalışacağız. 5 satır var. Ve her satırın 4 tane sütunu bulunmakta. Zorluk düzeyinden ben kolayı seçtiğim için böyle. Ama zoru falan seçerseniz 7 satır oluyor. Biraz daha uzun oluyor ve oyun süreli oluyor. O süre bitmeden oyunu şey yapamazsınız. Yani o süre bitmeden, yani o süreyi geçerseniz
şey oluyor. Kaybediyorsunuz otomatik olarak. Şimdi oyunu oynamaya başlayalım. Sağ sütunlarla sütunlar arasında aşağı yukarı oklarla da satırlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Evet, vım diye bir ses geliyor. Eşleşti anlamında bu ses. Bilin yapıyor, o hatalı demek. Evet, ne bulduk? Satır 2, sütun. Satır 1, sütun 5, yonca. Bunu bulalım şimdi. Ekran kapalı. Cihazın kilidi açıldı. Tamam. Şimdi birinci satırı bitirdik arkadaşlar. Satır 2, satır 2, sütun 2, eşle. İkinci satırı geçiyoruz. Satır 2, yonca düğme. Satır 2, sütun 2, eşleşti düğmesi. Satır 2, sütun 1, yonca. Bunu da yaptık. Her eşleşme sesi bazen farklı oluyor. Satır 2, sütun 3. Ne kadar hızlı eşleşmeyi bulursanız ya da ne kadar kolay olursa. Satır 2, sütun 1, eşleşti düğmesi. Yine yaptık. Şimdi üçüncü satır. İşte daha üçüncü satır. Satır 3. Satır 2. Sütun 1. Eşleşti. Bir saniye. Şunu ayarlayalım. Satır 2. Sütun 1. Eşleşti. Niye kaydı? Satır 2. Kaydı. Satır 2. Sütun 4. Eşleşti. Şimdi beşinci. Satır 2. Sütun 5. Yonca düğmesi. Tıklatalım. Size oyunların temel kurallarından bahsedeceğim zaten videonun en sonunda. Ben oynayacağım önce, sonra size oyunun temel kurallarını anlatacağım zaten. Evet, şimdi üçüncü satırımıza gelelim. Bu satırda zaten daha önce hepsini eşleştirmişiz, o yüzden bir tek 5. satır var. Bir de ben bunların yerini ezberlediğim için hızlı oynuyorum. Yani hangi şey hangisi onu ezberlediğim için biraz hızlı oluyor. Şimdi eve de yakalım beklemeniz gerekebilir. Ezberlediğinizde siz de öyle olursunuz. Neydi kardeşlik? Bir saniye, yanlış yerlere geldim. 4. satır. Satır 4. Ve 5. satırımız kaldı arkadaşlar. Satır 4. Sütun 1. Eşleşti düğmesi. Şöyle bunu. Şimdi son satıra geçelim. Satır 4. Hızlı adama verildin. Taş. Satır 5. Sütun 1. Satır 5, sütun 3, yonca düğmesi. Satır 5, sütun 4, yonca düğmesi. Satır 5, sütun 4, galiba bizim ona bir sorun yaptı. Satır 4, sütun 4, eşleş. Allah Allah, hangisi eşleşmedi? Satır 3, sütun 4, ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Satır 2, sütun. Bu eşleşmemiş. Birinci satır ve üçüncü sütunu eşleşmemişiz. Satır 5, sütun 3, yonca düğüm. Olmadı. Saniye. Satır. İki tane eşleşmemiş bölümümüz kalmış. Satır 5, sütun 3. Satır 4, sütun. Satır 1, sütun 3, yok. Satır 1, sütun 3, pink mode düğmesi. Satır 2, sütun 1, eşleşti düğmesi. Satır 2, sütun 2, eşleşti düğmesi. Satır 1, sütun 2, eşleşti düğmesi. Hızlı adam.
Arama belirteci düğmesi. Bir saniye. Taş kutusu grafik. Saturn 1, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 3, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 5, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 5, eşleşti düğmesi. İki tane Saturn 3, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Şöyle olacak. Saturn 4, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 4, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 5, Saturn 4, yonca düğmesi. Saturn 5, Saturn 4, pink mode düğmesi. Saturn 3, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 1, Saturn 3, yonca düğmesi. Saturn 1, Saturn 3, pink mode düğmesi. Saturn 1, Saturn 3, eşleşti düğmesi. Saturn 1, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 1, Saturn 1, eşleşti düğmesi. Saturn 1, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 1, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 1, Saturn 5, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 5, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 3, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 2, Saturn 1, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 1, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 3, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 3, Saturn 5, eşleşti düğmesi. Saturn 4, Saturn 5, eşleşti düğmesi. Saturn 4, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 4, Saturn 3, eşleşti düğmesi. Saturn 4, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 4, Saturn 1, eşleşti düğmesi. Saturn 5, Saturn 1, eşleşti düğmesi. Saturn 5, Saturn 2, eşleşti düğmesi. Saturn 5, Saturn 3, yonca düğmesi. Saturn 5, Saturn 4, eşleşti düğmesi. Saturn 5, Saturn 5, yonca düğmesi. Saturn 5, Saturn 5, eşleşti düğmesi. Evet, oyun bitti arkadaşlar. Bu bu ses çıktıysa kazandığınız anlamına geliyor zaten burada. Kazandığınız iletişim kutusu tebrikle. Onu kazandığınız ödül hesabı. Sonuç sonu. 940-80. 1010 oyun başına döndürülen ortalama taş. 84 oynanan oyun. 11 kazanma yüzdesi. %100 tabi. 23.03.2017 kazanılan oyun. 11 derece. Baş dedektif 240 döndürülen taşlar. 69-69 az sayıda. Yani 69 tane şey yapmışız. 69 tane taşa basmışız. Yani hani eşleştirmek için hepsini toplamda 69 tane şeye basmışız. Sütuna ya da satıra. Onu bildiriyor 69 tane taş. Yani tabii Neveda yerinden açtım. Ondan yeniden açılma sesi geldi. Bekleyelim. Neveda açılıyor. Lütfen bekleyin. Neveda'ya hoş geldiniz. İletişim. Tamam düğmesi. Kazandığınız iletişim, çöküştü, daha yeni ve ana menü düğmesi altında. Okey, şofa gelelim. Konfi cakes olan pasta oyunu ben beğenmiyorum. Çünkü orada kartları bulmanız gerekiyor. Kartlar da şunu şunu koyun diye resim gösteriyor. NVDA'da bunları okuyamadığı için hiç kazanamazsınız siz de oyunu. Ancak görenler oynayabilir. O yüzden onu göstermeyeceğim. Aslında kolay ama kartların evde okunmuyor. O yüzden. Boşluk. Yani kartların yanında bir etiket olmuyor. Şey. Resimlerinde şey, grafik diye okuyor. Burada kartlarda böyle şu gözü şu saçı koyun diye bir resim var. Ama bu kolay, onu bulmanız gerekiyor. Pasta gibi oynayın. Kırmızı gözler düğmesi kırmızı. Duyacaksınız ne hızlı oynayacağım. Az önceki ses kazandığımız zaman yeniden başlattım. Hiç yeniden oynadım. Kırmızı gözler düğmesi kırmızı göz. Kırmızı gözler düğmesi. Çok eğlenceli.
Kırmızı nefisim. Kurt ve parça beyaz başlık kurt ve parça. Kırmızı gözler düğmesi kırmızı göz. Şundan farkındasınız, o kadar hızlı oynuyorum ki yani. Tuşların yerlerine verdim sadece oyun olarak. Şu anda siz tek bir kere oyunda hala kazanamadığımı sanıyorsunuz ama öyle değil. Çok kez kazandım. Size gösterdim hatta kazandım. Yani ben benim kazandığım anlaşılmaz. Ben hepsini tek bir oyundaymış gibi oynuyorum. Çünkü kazandınız demeden diğer oyuna başlıyoruz. Şimdi yine kazandım. Kuzey Play'deki en sevdiğim oyun bu oyun. Yalnızca Windows 7 sistemlerde oluyor. Windows 8 ile orada olmuyor bu oyunlar. Kırmızı gözler düğmesi kör. Yine yeni bir oyuna geçtik. Ben bu oyunları daha önceden biliyordum zaten. Elif diye bir arkadaş söyledi. Yani o bile bu kadar hızlı oynayamaz. Yetişemiyorum. Bir saniye, yanlış. Dümesi. Kırmızı gözler. Neyse arkadaşlar, bu oyun böyle. Tahmin düğmesi tak. Tabi çıkalım şundan. Tahmin tahmin. Oyundan çok iletişim kutusu kurle planeten çökmek iste. Tabi şu an oyunu yarıda bırakıp evet, çıktığım bu için tekrar evet diyorum. Anladım. Bakın. Şu anda oyunu kaydetti. Tekrar masa oyuna girdiğimde ise bu kaydettiğim oyuna devam edeyim mi diyor. Mesela kırmızıyı yaptım, bıraktım. Oyunu açtığınızda diğer gözleri de yapmak ister misin ya da burunları? Onu soracak bana. Şimdi bilgisayarı kapatıyorum ben ve oyunların hepsini tek tek anlatacağım nasıl oynanacakları ile ilgili bilgi. Daha sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı kapatıyorum arkadaşlar. Bu burada kapanırken biz de onları konuşalım sizle. Bunu buradan alalım. Telefonu. Windows'un kapatılması, iletişim kutusu iptal düğmesi, kapatmaya zorla düğmesi alta. Neyse zorlayalım bilgisayarı. Zorlayınca bir şey olmuyor zaten. Antivirüs programını diyor. Neyse arkadaşlar. Dur düğme. Şimdi oyunun kurallarından bahsedeyim ya da önce oyunların ne olduğundan. Şimdi Purple Players oyunu şöyle bir oyun. Orada çeşitli kartlar var, tamam mı? Mesela bazı yani Legolar, bazı Legolarda kek resmi var. Yani Legoya bastığınızda kek resmi çıkıyor ekrana. Bazılarında pasta var, bazılarında çikolata var. Böyle böyle farklı şeyler var. Onları eşleştiriyorsunuz. Yani mesela birincide pasta çıktı. Aynısını başka bir Lego'da da bulursunuz. Mesela 3'te de pasta var, 1'de de pasta var. İkisini doğru yaptığınızda hem 1'i hem 3'ü seçtiğinizde eşlenmiş oluyor.
oyunu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunun örneğini yaptım ama ben çok hızlı oynuyordum. Siz onu dinleyememiş olabilirsiniz. Çok sebebi ise tuşların yerini ezberledim. Yani 5-1 sütunlarını yani kaç kere aşağı basınca 3. satır, kaç kere sağ basınca 5. sütun falan geliyor. Bunları ezberlediğim için öyle oldu. Hatta şu Puble Shop oyununda da ben hızlı hızlı kazanıp geçiyordum oraları ama siz bence tek seferde oynuyor. Hala kazanamadığımı sanıyordunuz. O oyun çok kısa zaten. Ben kazanıyordum. Siz fark etmemiş olabilirsiniz. Peki Puble Shop ne işe yarıyor? Burada insan yapıyorsunuz. Orada işaretler var. Kartlar var. Onlara göre yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir oyun. Kırmızı gözler, mor gözler, sarı gözler, kırmızı burun gibi seçeneklerimiz var. Yine bunların yerini de ezberledim. İstediğiniz gibi yaptığınızda tahmin diyorsunuz. O doğruluyor. Eğer dinin yaparsa yanlıştır. Eğer dan dan gibi böyle müzik çalarsa kazandığınız anlamında. Oyunlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bilgisayarı da inceleyemedik ama oyunlarını inceledik arkadaşlar. Yani bugünkü Windows 7 üzerindeki oyunun, Puble Place oyununun görme engelliler için erişilebilirlik durumuna baktık. Ekran okuyucularla uyumlu biraz. Yani satır ve sütunlarını söyleyebiliyorlar. Puble Place oyununda 5 satır, her satırda da 4 tane sütun bulunuyor. Bu satırlarda aşağı yukarı oklarla, sütunlarda ise sağ sol oklarla gezebiliyorsunuz. Güzel bir diye bir pasta oyunu var. Onda kartları eşliyorsunuz. Kart da gösteriyor size şunu şunu yapın diye. Çikolatalı hamur, çilekli muz falan. Çilekli muz yok da öyle uydurdum. Bunlardan birini yapın diyor. Ama bu kartları NVDA okuyamadığı için maalesef bunu oynamasını göstermedim. Boşu boşuna olurdu. Ben de çok fazla oynamadığım için şeyleri yerini ezberlemedim zaten. O yüzden yavaş oynardık. O yüzden onu göstermedim. 3 oyunu var. Konfi, Cakesi, Gümes maalesef göstermedim. Bilgisayarın kapanmasını bekleyeceğiz. Ne kapanmadı anlamadım. Çalışıyor şu an. Siz duymuyorsunuz ama. Galiba bir güncelleme yapıyor. Bilmiyorum niye kapanmadı. Şimdi kapanmasını bekleyeceğiz. Ya da beklemeyelim ya. Ben videoyu şimdi sonlandıracağım. Uzun sürer belki. Bilmiyorum ne yaptığını. Hoşça kalın. Durdur düğme. Durdur düğme. Durdur düğme. Bir saniye niye kapanmıyor video? Durdur düğme.